Merhabalar. Merhaba. Bugün Black Mirror 4. sezon son bölüm ve genel sezon yorumlarımızla karşınızdayız bu güzel akşamda. Bu güzel akşamda karşınızdayız arkadaşlar. Hangi bölüm yani? Black Museum. Black bölümü. Museum. Ardından da tüm sezonla ilgili görüşlerimiz. Evet, Black Museum nasıl bir bölümdü? Bence güzel bir bölümdü. Biraz söz etmek ister misin? Bize bir hatırlat. Konusu. Aslında konusunu anlatması zor bir bölüm bu. Zor bir bölüm çünkü 3 ayrı hikayeden oluşuyor. Ben şöyle kısaca bir özetleyeyim. Bir kızcağızımız, siyah bir kızcağızımız, önemini daha sonra anlayacağımız üzere. Bir benzinlikte duruyor. Arabasını o harika modern katlanan solar panellerle şarj etmek üzere. Bayıldım yalnız ona ben. Evet, değil mi? Harika bir şeydi yani. Pıt pıt diye açtı. Arabayı şarja koydu. Eski modelde bir arabaydı ama elektrikliydi. Çok hoştu yani. Yani güneş ışığıyla çalışıyordu. Oradan işte panelleri kurdu. Zaman öldürmek için gibi görüyoruz. Bir Black Museum adlı bir ne denir ona? Böyle seyahat edenlerin uğrayıp eğleneceği yerler olur ya. Genelde Amerika'da çok vardır öyle. Tam da o şey, zaman geçirme yeri. Evet. Bizim şehirler arası yollarda sucuk ekmekçiler vardı. Evet, yani onun yemeksiz yemeksiz müze versiyonu. İşte böyle antik kuntik şeyleri bulup birleştiren amcalar olur hep böyle oralarda. Böyle genelde evet. Uyduruk korku müzeleri falan olur. Neyse. Ya öyle Türkiye'de gördüm. Yok ya, filmlerden öyle görüyoruz. Öyle gördüm arkadaşlar. Neyse. Ve durmamak gerekir böyle yerlerde. Neyse. Ben korktum. Kızın hayatı için bir 45 dakika korkmuşumdur yani. Neyse. Giriyor kendisi. İşte Rolo diye bir abimiz çalıştırıyor burayı. Kimse yok. Tek tek göstermeye başlıyor. Tabii dizi boyunca, pardon, bölüm boyunca şey görüyoruz. Bir arka planda müzenin içinde diğer bölümlerdeki suç aletleri vesaire ya da diğer bölümlerdeki teknolojik aletleri görüyoruz. Hı hı. Ondan sonra da Charlie Brooker istediği kadar aynı evrende mi değil mi desin artık, aynı evrende yani, bunun daha bir kanıtı olamaz koymuşlar. Evrenler arası seyahat mümkün olabilir. Evet, hepsini satmış olabilir. Hepsini orada toplamışlar. Hayır, bence olamaz çünkü kız da biliyordu olayları, spesifik olarak olayları biliyordu, haberlerde duyduğunu da duyduk. Eğer evrenler arası bir haber ağından almıyorlarsa sanmıyorum. Olabilir şimdi yani. Bir dakika, şunu da bir istiyorum. Her yere çevirebilirler yani. Evet, çevirebilir. Ben böyle miyim? İşiniz zor zaten. Efendim, sonra kızcağızımız işte adam tek tek bazılarının hikayelerini anlatmaya başlıyor. Bir doktorun hikayesini anlatıyor. Bir empati sondası gibi bir şey takılıyor kendisine. Evet, çünkü hastalarını... hasta hikayesi almak zordur. En evet. Zor şeylerden birisiymiş. Evet, yani oram ağrıyor, buram ağrıyor diyor ama tam olarak nasıl ne hissediyor? Onu anlaması için öyle bir şey. Sonra acıya bağımlı hale geliyor. Ve bayağı kendini kaybediyor. Bir şeyler. Güzel evet. Bir hikayesi vardı. Ondan sonra bir çiftimizin, aşık bir çiftimizin hikayesini izledik. Ondan sonra Carrie dedi mi? Carrie'ydi, evet. Carrie ablamız kendisi komaya giriyor, ölmüyor. Komaya girdiğinde bir seçenek veriliyor. Bir kaza geliyor başına yani. Çocuğunun fotoğrafını çekerken araba çarpıyor falan. Komaya girdiğinde eşine bir seçenek veriliyor. Bu arada herkese bu seçenekleri götüren kişi müzenin sahibi olan Rolo arkadaşımız, evet. Tamam mı? Ondan sonra... İşte eşinin bilincini senin kafana yükleyebiliriz istersen. İkiniz beraber yaşıyor gibi tek vücutta olursunuz. Her şeyi hissedecek diyor fiziksel olarak. Evet, hissediyor. İşte çocuğuna sarılabilecek falan. Garip bir şekilde adam hemen kabul ediyor. Bence yani inandırıcılığı olmayan garip bir hikayeydi bence. Ve çok tek düze işlenmişti. En sonunda birazcık toparladılar ama neyse, ondan sonra devam ediyorum. Bence başlangıcında inandırıcılığı vardı bu arada. Var mıydı? O kadar sanki. Yıl işte eşini özlemiş, şey yapmış. Direkt duyar duymaz hani normalde de insan pek düşünmeyebilir o tür bir durumda. Belki olabilir. Belki daha az duygusal düşünen. Karar vermiş evet gibi. Belki de yani, ama hani iyi bir yere çıkmayacağı çok bariz bir teknoloji. Ondan sonra arkadaşlar en sonunda işte kendisini artık içinde istemiyor adam. Bir ayıcığa koymayı teklif ediyor Rolo. Teddy Bear böyle, hı hı. Çocuk ayıcı. Onu kabul ediyor. Kadın birden uyanıyor ayıcının içinde ve konuşma yetisini kaybediyor. Sadece işte ayıcık seni seviyor veya ayıcık sarılmanı istiyor gibi bir şey diyor.
Yani iki seçeneği var, evet veya hayır diyebiliyor kadın sadece. Öyle bir sonsuza kadar yaşaması gerekiyor ve yani çocuğu oyuncak olarak, hani sen, adam artık seni istemiyor, yeni sevgilisi var, sen çocukla takıl gibi bir durum aslında ama evet. Çocuk da büyüyünce oyuncağı atıyor. Tabii. Ne bilsin içinde çocuk da fırlatıyor, şey var, evet. Annesinin bilinci var falan. Böyle bir saçma bir olaylar yaşanıyor işte, neyse kadını da etik nedenlerle öldüremiyorlar. Evet, ama etik nedenlerle sonsuza kadar bir ayıcığın içine hapsedebiliyorlar. Bence sorabilirler etik nedenlerle davranacaklarsa kadın. Ben ölmeyi tercih ederdim sonsuza yani. Kadar bir ayıcığın içinde böyle kalacağıma. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü hikayede de bir siyah mahkum başka bir siyah kadının ölümünden sorumlu tutuluyor. Ama bu adamın hikayesini izlerken bazı ipuçları görüyoruz ki adam büyük ihtimalle bence suçsuz zaten. Böyle onun hikayesini görürüz ve en sonunda müzeye gelen ablamızın bu adamın kızı olduğunu ve babasının öcünü almaya geldiğini görüyoruz. Hı-hı. Babasının bilinci ölümden sonra bir kontratla müzede tutuluyor. Evet. Ve orada baştan insanlar gelip o elektrikli sandalyede öldürülmesini... Değil baştan mi? Yaşatıyor adamı. Yaşatıyor. Yani tabii suçlu diye insanlar bundan zevk alıyor vesaire. Böyle bir hikayemiz var. En sonunda kızcağızımız Rolo'yu, bu bütün bu kötülükleri aracılık etmiş olan kişiyi öldürüyor. Babasının öcünü almış oluyor. Babasını da öldürerek bilincini artık huzura biraz kavuşmasını sağlıyor. Oyuncak ayıyı da alıyor en azından. Onun da Carrie'yi de alıyor. Hayatı biraz daha değişir. O da Teddy loves you diyor. Ve böyle hikayemiz sonlanıyor arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi ben bu bölümü çok sevdim açıkçası. Ben de böyle eski korku hikayeleri, böyle Alacakaranlık Kuşağı gibi, evet, öyle bir şey yarattı. Bir Alacakaranlık Kuşağı havası vardı. Alacakaranlık Kuşağı. Yine yanlış söyledim. Yok. Doğru mu söyledim? Yanlış söyledim. Alacakaranlık Kuşağı dedim de. Sen küçüksün o yüzden. Ama izlemedim hiç. Sadece hakkında bilgim var yani. Twilight Zone. Ben işte. Ya, biz küçükken televizyonda vardı. Ya ne genç. Aramızda 3 yaş var sadece. Olsun. Neyse. Çok fark ediyor işte bak. Çok fark ediyor. Ben fark etmiş oluyorum. Ya tamam ben neyse. Senin de oynamadığın oyunları ben oynadım. Nanik. Ya ama nasıl? Benim bilgisayarım yoktu. Yani. Üzücü. Evet devam edelim. Buyurun. Montaj yapıyor olsaydık bile güzel bir müzik koyardık. American Horror Story havası var diyeceğim ama onlar da zaten Twilight Zone'lardan etkilenmiş diziler. Tabii. Oldukları için. O şeyini çok beğendim. Ardından Rolo'nun muhabbeti bence harika. Şey var yani, modern bir Faust hikayesi tamamen tüm bölüm. Bu hastanenin bilmem kaçıncı katında, bir araştırma katında. Evet. Bilim insanları bir şeyler araştırıyor, yapıyor. Bu adam da bunu satıyor. Yani şey olarak ya da diyorum, denek pazar, olarak pazarlıyor seçiyor. Yani hiç evet. Fikri satıyor gibi evet. Demek istedim. Çünkü bir para alışverişi görmedim açıkçası. Şimdi geliyor sana diyor ki işte hastanın ne söylediğini hissedeceksin diyor. Evet. Bu harika bir şey. Adam bu sayede bayağı başarılı evet. Bir doktora. Bayağı sonra. Başarılı bir doktor haline dönüşüyor. Yani bunu şimdi şey oluyor. Rolo'yu Mephisto olarak ele aldığımızda bu istediği şey karşılığında ne olacağını hiç düşünmeden evet diyen ve acaba etik midir bu değil midir mesela eşime sormadan nasıl onu sonsuza kadar böyle yaşatabilirim falan sormadan böyle yapabiliyor. Böyle ele aldığımızda Rolo aslında çok karanlık bir bölüm oluyor. Sonucu Rolo tabii ki umursamıyor. Rolo çünkü şeytanın aracısı. Aracı. Faust hikayesinde. Evet. Ve Faust'un çok eskiye dayanıyor aslında hikayeler. Ve ilk hikayelerde şey oluyor, hiçbir zaman kurtarılamıyor bu asıl karakterimiz. Mesela Doktor, mesela Carrie falan. Ve bizim dizide de aslında evet. Bu Rolo'nun sunduğu şeyi kabul eden karakterler pek kurtulamıyor. Pek kurtulamıyor. Kurtuluş yok yani. Cezasını bir şekilde çekiyor yani. Evet, cezasını çekiyor. Daha sonraları da daha iyimser versiyonları da yazılıyor Faust'un evet. Ama... ben bu açıdan çok sevdim. Edebiyata göndermeler olduğu zaman hoşuma gidiyor zaten de. Onun dışında da karanlık bir hikaye yani. Evet. Seviyorum öyle karanlık hikayeleri. Ve adam şey yani, bayağı suçlu adam yani.
şey de değil, sadece aracı da değil, kendisi de bayağı suçlu. Çünkü evet. Böyle ne olup çok iyi açıklamıyor sonucunda ne olacağını. İnsanlar da sormuyor. Zaten kötü durumdaki insanlara gidiyor yani. Bu biraz kullanıyor. Faydalanıyor gibi de duruyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun Rolo hakkında? Rolo dediğin gibi gerçekten öyle bir Faust imajı var hikayede. Onun yanı sıra bir de kötülüğün sıradanlığı konseptini bölüm bir adım ileri taşıyarak, yani normalde kötülüğün sıradanlığına şaşırıyoruz ve falan diyoruz ama kınıyoruz belki. Ama bu bölüm cezalandırıyor da, benim sevdiğim taraflarından biri bu. Ama bu bölümü benim için asıl önemli kılan adından başlayalım. Black Museum arkadaşlar adı. Tabii ki Black Mirror müzesi anlamına da geliyor bir yandan, ama aynı zamanda özellikle Amerikan yargı sisteminin, ama genel olarak dünyanın siyahlara karşı olan ırkçılığını çok net bir şekilde ve çok güzel bir şekilde eleştiriyor. Bence çok bariz bir şekilde eleştiriyor yani. Tabii zaten adam şey diyor ya, kız nesnelere bakarken herkes hemen arkaya gidiyor diyor. Aslında o adamın bilinci ve adamı öldürüp aslında o Black Man'in müzesi gibi bir şey asıl yani, değil mi? O siyah adamın müzesi yani. Aslında aynı zamanda o. Yani şey, sizin eğlenceniz için bir tane siyah insanı buraya koyduk ve ona istediğimiz gibi işkence yapıyoruz konsepti aslında zaten. Ek para verip daha da fazla. Tabii. Zaten oralarda işte o sahneleri gösterdiği zaman o iyice artık manyaklaşan, mesela işte beyaz ırkçıları geliyor. Yani ne denir ona, white supremacist, beyaz ırkın üstün olduğunu düşünen insanlar geliyor. Mesela bilerek bu adama İşkence yapıyorlar ve yani bir Netflix dizisi için bunu açık bir şekilde bu kadar güzel, açık açık, yani daha popülist bir dizi yine de bence Black Mirror. Hani en azından bu sezon politik, herkesin de insanın beklediği bir sezon. Evet yani. Evet yani o yüzden çok güzel gösterdi. Ben bayıldım buna. Kesinlikle o açıdan çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sene bunun tekrar vurgulanması iyi oldu. Evet. Çok kötü bir sene oldu dünya için. Zaten evet, yani ırkçılık konusunun yine çok gündemde, her zaman gündemde çünkü bitmiyor ama Bu sene bir manyadı ama Amerika'da özellikle yani. Tabii. KKK'ciler falan. Bir de şey çok güzel, mesela dikkat ederseniz bu Clayton Lee galiba adamın adı, mahkumun adı. O adam Rolo onunla ilk konuşmaya gittiğinde, kontratı teklif etmeye gittiğinde zaten kontrat teklif etmesi bile çok fazla. Evet yani. Ya zaten şey, hem öyle hem de adamı kandırıyor zaten. Kandırıyor zaten, hani şey, kontratı teklif ederken de adam şey soruyor ona, tamam mı? DNA testi için mi geldin diyor. Benim yapmadığımı kanıtlayacak mıyız diyor. Tamam mı? Yani hani oradan da şeyi veriyorlar. Bu adam suçsuz ve bir DNA testi bile kabul edilmemiş. Hı hı. Öyle bir alt şey de veriyorlar ve hemen bir siyah adam bulup suçu ona yükleyip, kadının ölümünü ona yükleyip geçmişler belli ki. Adam da ailesini düşünüyor. Aslında başta reddediyor ve kabul ediyor. Daha sonrasında ailesinin para alacağını düşünerek. Ve ailesi para almıyordu. Ailesi para alıyor mu onu hatırlamıyorum. Alıyor olması lazım ya. Yok öyle bir şey değil. Çünkü orada bir sorun vardı. Adamı alıyordu ama para almıyorlar diye hatırlıyorum. Orasını hatırlayan varsa düzeltsin de o tamamen orada adam kandırılıyor yani Clayton. Tabii. Hadi o kadar o derece. Kesin bir loophole'dan faydalanmışlar demek ki orada. Yani bu açıdan dediğim gibi arkadaşlar çok beğendim. Çok önemli buldum. Çok da net bir şekilde gösterilmesini çok önemli buldum. Böyle imalar işte şeyler nasıl diyeyim, metaforlarla falan değil, açık açık gösterdiler. Bence çok güzeldi. Ve intikam bölümü resmen yani. Ve intikam çünkü bölümü. Ve herkesin intikamı yani. Evet ve her zamanki gibi kötülüğün aracısının işte cezalandırılmayıp izlenmesi değil, bizzat cezalandırılmasını izlemek de ayrıca bir güzellik bence. Yani özellikle hani şu içinde yaşadığımız toplumda mantıklı buluyorum. Değişik bir bakış açısı olarak buluyorum. Çok görmediğimiz bir şey. Evet. Gelelim bölümün bunun dışında nasıl olduğuna. Evet, her tarafta Pascal'le yumurtalara dolu. Nereye baksak Black Mirror. Nereye baksak bir ipucu başka bir bölüme, başka bir sezona, bir gönderme. Crocodile'daki küvet. Evet. USS Callister'daki DNA alma aygıtı. Archangel'daki tablet. Tablet. Egg'ler vardı White Christmas'tan hatırladım. Yalnız ben burada parmak yapıyorum, böyle rastgele yaptığımı fark ettim. Saymamışım yani.
Ben de bakmadım eline. Şöyle 1-2-3 yapıp sonra tekrar 2-1'e döndüm. White Bear'da Victoria Skillane'in muhabbeti geçiyor mesela. Hatırlarsınız White Bear'daki karakter. Ondan sonra San Junipero muhabbeti geçiyor. San Junipero Hastanesi geçiyor. Bu kadar. Notlarım bu kadar. Ama bayağı bir yani... Tabii. Bunlar gördüğümüz için... kadarı bir de zaten yani. Bir daha şimdi bir daha izlese insanlar kaç kere izliyor evet. Aynı bölümü. Bir daha izlesen daha çok görürsün eminim. Kesinlikle. Evet öyle oluyor. Şimdi... Bizimki çalışan insanların kanalı. Bir kere izliyoruz. hazırlanmadan böyle az hazırlanarak oturup metinsiz. Evet. Sohbet. O nedenle 2-3 kere izleyenler varsa yumurtaları hatırlatabilirler. Evet, daha fazla gören varsa mümkündür arkadaşlar. Çünkü çok fazla sağdan soldan çıkıyordu bu sezonda. Yani her zaten hemen hemen her bölümde vardı. Ama tabii Black Museum bütün toplama bölümü olduğu için oraya hepsini yemişler. Çok yakışmış bu bölüme. Ben normalde sevmem böyle şeyler. Bu bölüme yakışmış. Bu bölüme yakışmış çünkü evet. Yani müze. Ama işte bundan sonra bana ayrı evren falan demesinler lütfen. Rica ediyorum. Buyurun. Evet. Evet, en çok hangi hikayeyi sevdin onu sormak istiyorum sana. Bu üç hikayeden tabii ki sonuncuyu sevdim. Çünkü en büyük sosyal mesajı taşıyan sonuncuydu ve en fazla etkileyici olan da. Ama doktorun hikayesini de çok eğlenceli buldum yani. İzlemesi keyifliydi bayağı. Ve evet. Oyunculuğu çok iyiydi. Evet. Çok başarılı buldum adamı. Evet, ilginç. Ben en çok hangisini sevdim emin değilim. Çok zor, üçü de çok güzeldi. Ama en çok Karen'inkinden korktum. Yani biraz ama benim için yani şey o kadar korkunç bir şey ki videonun başlarında bir ara somurtup dalıyorum şuraya doğru birkaç saniye. O arada Karen yerinde olup o ayıcığın içinde olsaydım ne kadar korkunç olurdu onu düşünmeye dalmıştım. Ya evet o ölümden ya, beter çok durum. Korkunç. Ölümden, yüz ölümden beter yani. Sen sonsuza kadar onun içindesin. Tekmeyi atıyor, kenarda duruyorsun sen. Kenarda 100 yıl duruyorsun. Tamam. Tamam. Yok daha yapmadılar onu. Dur şimdi. Çok korkunç. Dur. Çok korkunç. Ay, evet. Evet kesinlikle çok korkunç. Katılıyorum ama hikaye olarak bence o kadar güzel değil yani diğerlerine kıyasla. Doktorun hikayesi ilginçti ve dediğim gibi oyunculuk çok güzel olduğu için ve sürükleyiciydi bayağı. Ama asıl ağır top bence son hikayeydi zaten. Evet. Bir de oradan sona vardırdıkları için de daha çok etkilenmiş olabilirim. Evet. Şöyle bir durum var ama şimdi Charlie Brooker yazmıştı galiba bu bölümü de diye hatırlıyorum yanlış değilse. Şimdi neden 3 ayrı hikaye yazıp tek bir hikayede birleştirmeyi tercih etmişler? Buna çok anlam veremiyorum. Hadi Karen'in hikayesini bağladılar diyelim. Doktorun hikayesini bağlayan bir şey de görmüyorum. Sadece Rollo'nun karakterine işte bunu da yaptım ben. Bir tik de oraya, bir kötülük tiki de oraya gibi. Acaba mesela bu adamın sadece sondaki Clayton Lee'nin hikayesini büyüterek, daha ayrıntılı yazarak... Yani yazmaya üşenmiş mi acaba? Hayır, ben de tamamen şöyle. Elinde hikayeler var. Uzatıp bir bölüm yapmak istemediği veya... yani istemediği bölümleri böyle yapmış olabilir veya... elinde 3 tane daha hikaye var. Üçünü de kullanmak istiyor ama 3 bölüm yok. Ama bu temada olduğu için, bu insan merkezi temada olduğu için bu sezonda kullanması gerek. O yüzden kısa kısa kullanıp bir bölümü alıp böyle tembellik yapmamıştır incik diyorsun. Boncukları da koyalım müze olsun bu güzel toparlanır falan. Evet ama işte aklımda bir soru işareti kaldı. Sanki şey gibi böyle yani işte hepsinden biraz alalım ondan sonra birazcık üzerine Black Mirror sosu dökelim. Bence de yani elinde kalanları kullanmış gibi oluyor. Bir izlenim var. Ama işte işin yürütme kısmı çok güzel yapıldığı için bayağı keyifle izlenen bir bölüm ortaya çıkmış bence. Hani, evet. En favori Black Mirror bölümlerim arasında değil hala ama bu sezonun en iyi iki bölümden biriydi bence. Diğeri de USS Callister bence. Hang the DJ? Hang the DJ benim için favori falan değil. Değil mi? Yok. Yani açıkçası Metalhead yerine bu üç hikayeden birini büyütüp koysa taktı. Taktı Metalhead. Ne Metalhead'miş. Ama anlıyorum seni. Ama Metalhead'in de kendi havası yani kısa film olarak izlemesi hoştu yine de. Böyle düşünüyorum. Bence yani demin düşündüm mesela hani hangi birini çıkarsa da bunlardan birini koysaymış diye. Hank DJ dersen beni
döver insanlar diye düşündüm ama yok ben yani hepsinin yeri vardı bence de. O kadar da şey değildi yani. O kadar kötü. Ya, belki Archangel. Şimdi bütün sezonu izledikten sonra sezonun ortasına kadar kötü hissetmemeye başladım. Belki böyle bir mesafe girince. Çünkü bu sezon kötü falan gibi düşünüyordum. Neyse söyleyeceğim şeyler bittiyse geçeyim mi böyle sezon yorumlarını? Lütfen geçin tabii. Aslında çok fena sezon değildi. Sadece Metalhead'i hiç sevmedim. yani ama daha önce hiç sevmediğim bölüm oldum. Waldo'yu sevmemiştim. Waldo'yu ben Waldo'yu çok sevmiştim bu arada. Kötü bölüm diye değil de benim ilgimi çeken bir gidişat değildi. Bence Waldo'nun sırf oyunculuğu bile çok bir daha izleyeyim bir ara belki. Ama birçok insan sevmiyor o bölümü ama ben bayılmıştım o bölümü. Yani sanatsal tercihleri galiba benim için iticiydi biraz. Ben bayılmıştım işte ona. Yani çok değişikti bence. Çok farklıydı. Sonunu çok beğenmemiştim. Çoğu insan da sonunu çok beğenmemişti ama ben çok güzel bir bölümdü. Mesela Archangel'ı biraz daha oynasalar, değiştirseler güzel olabilirmiş. Archangel biraz sorunlu bir bölümdü arkadaşlar. Evet yani Archangel ve Metalhead biraz daha iyi olsaymış aslında bütün sezonu harika dermişim. Öyle bir izlenimim var yani. Evet, ortalama üstü bölüm bayağı vardı yine yani işte Hang the DJ yine iyi bir bölümdü mesela. Ondan sonra bir Archangel düşük kaldı derinlik açısından. Metalhead de çok farklı kaldı. Yeterince açıklama vermedi, öyle bir ayrı kaldı. USS Callister ve Black Museum bayağı taşıdı sezonu diye düşünüyorum. Evet, o yüzden USS Callister'ı birinci, Black Museum'da sonuncu bölüm yapması mantıklı. En azından güzel başlıyor ki devam ediyor insanlar izlemeye ve güzel bitiyor. İnsanlar da aa güzel sezondu falan diyor ama aradaki gıcıklıkları unutuyor. Bu arada iki seferdir bak üçüncü bölüm neydi diye düşünüyorum. Crocodile. Crocodile. Niye unutup duruyorum ben bu bölümü anlamadım. Ben de unutmuştum. Yazdım ama şimdi önüme koydum listeyi arkadaşlar. Şimdi hatırladım da sana da hatırlatayım dedim. Evet. İkinci çünkü bölüm... demin saydık. Yine Crocodile'ı saymadık. Saymadık. Hayır ki aklıma hiçbir şey demedik. Saydık ya. Hiçbir şey. Saymadık. Şu an söylerken hiçbir şey demedik. Niye silmişiz o bölümü bilmiyorum ya. Evet. Bence güzel bir bölümdü aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Tüm bölümlerde... bir inandırıcılık ve detaylara özen biraz azalmış gibi. Evet. Çünkü yani bariz olamayacağını düşündüğümüz şeyler oldu. Bölümleri tek tek yorumlarken de değindik. Şimdi de hatırlayamayacağım. Ve yani onların varlığı acaba safsaklandı mı gibi bir izlenim yaratıyor. Charlie Brooker bıkmış gibi bir izlenim yarattı bende. Yani biraz sıkılmış ya da uğraşmak istememiş artık gibi biraz. Acaba dertli bir dönemine mi denk geldi? Konsantre olamadım bilmiyorum. Yani biraz diğer bölümlerde, diğer sezonlarda inandırıcılık daha yüksekti. Bu kadar çok sorguladığım detay olmamıştı. Evet. Biraz daha aksiyonlu muydu acaba bu sezon? O yüzden biraz daha şiddetli, biraz daha aksiyonlu. Hani daha uçlara gidildikçe inandırıcılık azalır ya biraz. Belki öyle bir şeydi. Olabilir. Ve bu sezonda kesinlikle... şey oldu, insan odağı yükseldi. Yani teknolojiden çok insan, bireysel olarak insanlara odak oldu. Güzel, güzel, fena değil. Güzel. Ama? Güzel ama ben odakla bir sorunum yoktu açıkçası. Yani ben daha büyük odakları daha çok seviyorum galiba. O zaman daha korkunç oluyor çünkü böyle diye daha, büyük planı görüyor oluyorsun. Daha düşündürüyor çünkü. Evet, böyle insan falan umurda değil benim, sevmem. Bir de şu da var yani. Bir de şu da var yani dördüncü sezondan tabii beklenti çok büyüktü, o da var yani. Şimdi her bölümün harika olmasını bekliyoruz ama geçmiş sezonlara baktığımda her bölüme de tatmadım yani. Öyle bir gerçek de var, hani bayağı ortalama bulduğum bölümler yine vardı. Ama işte genel ton biraz daha bilmiyorum. Dediğin gibi detaylara vurgu biraz daha azdı gibi geldi bana da. Ama USS Callister'la mesela çok büyük bir ve değişik bir risk almışlardı. Ben onu çok beğendim. Beğenmeyenler de var ama hani o yönde riskler almaya devam ederlerse yine sürpriz yapmış da olurlar. Böyle de güzel gider diye düşünüyorum. Ya benim bir Metalhead'le sorunum var. Onun dışında tamam. Yani tamam da neyse. Tamam ama ya. Dediğin de doğru gerçekten. Şimdi hani eskiden biraz daha kıyıda köşede kalan bir diziydi. Özellikle ilgilenip araştıran insanların bildiği bir diziydi. Bu sene Netflix'e yeni gelmişti yok, değil mi? Geçen sene. Geçen sene mi geldi? Geçen sene diye hatırlıyorum. Önceki değilse.
Yani ilk iki sezon Netflix'te değildi. İlk iki sezon değildi. Değildi. Sonra üçüncü sezon. Üç ve dörtte galiba. Ya da ikiyi hatırlamıyorum zaten. Ya bu sene bayağı bir reklamı yapıldı. Bayağı bir evet. Spot ışığının altına sokuldu. Evet, o nedenle evet. Bayağı geniş bir kitle tarafından bekleniyordu. Dediğin gibi neden öyle oldu bu sene bilmiyorum ama öyle oldu. Öyle olunca tabii. Belki evet yerini dolduracak bir şey olmadığı için. O yüzden bekliyoruz. Olabilir yani tam o çizgide başka bir şey olmadığı için olabilir. Böyle arkadaşlar, siz ne düşündünüz son sezonla ilgili olarak? Biliyorum Black Museum bölümü olduğu için daha bayağı yorum gelecektir. Hı-hı. Çünkü bayağı beğenilen bir bölümdü. Siz de bekliyordunuz, onu da biliyorum. Siz katılıyor musunuz bakalım? Zeynep'e katılıyor musunuz? Metal Ed'e katılıyor musunuz arkadaşlar? Ya kendi içinde güzel bir kısa film. Bu kadar. Tamam, bu. Olay bu. Evet arkadaşlar, böyle bu arada bir şey de daha söylemek istiyorum. Ben USS Callister'da da söyledim bunu. Bu bölümde de vardı. USS Callister'da Netflix dediler. Hoşuma gitmiyor yani böyle saçma sapan ihtiyaç. Ne Netflix'in ihtiyacı var kendi platformundaki dizinin onun reklamını yapmasına, ne de Black Mirror'ın kendi reklamını yapmasına ihtiyacı var. Bu dizide de Binge Mini Series lafı geçiyordu. Eve git işte bir mini dizi izle gibi bir şey. Yani çok gereksiz yani. Tabii ki Black Mirror bir mini dizi. Hani bilmiyorum, hiç bence bayağılaştırıyor. O hiç hoşuma gitmedi. Umarım bu şeyden eğilimden vazgeçerler en kısa zamanda. Evet. Biz bu kadar konuştuk. Mesdan arkada uyudu. Hiçbir dönüp umrunda bakmadı bile. Umrunda değil. Minik kafayı ne mirror, görüyorsanız. Ne mirror diyor şu an. Umrunda değil. Böyle arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.